Spencer mı? Tony Taylor. Raymar Morgan. Yunus Emre son sırma. Muhammed Baygül faulü yapıyor. Evet, topların da maç başına göre tabii değeri ve oyundaki psikoloji farklılaşmış durumda. Artık her top son topmuşçasına özenle seçilmeli, iyi kararlar verilmeli. Muhammed Bench'te. Michael Eric ve Kamar Baldwin oyuna girdiler. Evet, bu arada atış mı değil mi? Yunus Emre son sırma topu tutup harekete, çembere yönerek başladı mı, başlamadı mı? Evet, iki atış kararı geldi. Çembere hareket, atış başlamış kabul edildi. Brandon Fraser kullandı perdeyi, girdi boyalı alana, darbeyi aldı ama bir hatalı yürüme kararı. Bir an basket faul diye heyecanlandı konuk ekip ama ondan önce steps kararı çıktı. Aşağı yok. Josh Machet rahatsız etti, rahatsız etti. Sonrasında yerde kaldı iki oyuncu. Top döndü dolaştı, Oğuz Savaş'ta kaldı. Oğuz Savaş, Şayok. Nabzı yüksek. Şayok'un yine de içeriği zorlamak istedi ama orada düdük geldi, itirazlar var kenarda. Şayok. Evet, Şayok ve Bench'in ciddi itirazları var. Evet, burada işte steps kararı geldi. Son hamlede biraz hareket etmiş. Basketbol, Brock Walton birebir oynadı. Brock Walton zor atış kaçtı. Amjai Tehri bantı alıyor. Sancı Mulusoy topu getirdi. Alex Hamilton iki top kaybı yaptıktan sonra biraz sinirlendi sanırım. Kez top kaybı yaptı. İki defa İsmail Cem Ulusoy ondan topu çalmayı başardı. Burada işte doğrudan rakibine bir müdahalesi var. Müdahaleye de sinirleniyor İsmail Cem Ulusoy. Evet, pozisyonu izleyecek hakemler. Bir sportmenlik dışı faul çıkabilir bu pozisyonda. Evet, bakalım. Evet, karar sportmen dışı faul şeklinde. Gaziantep basketbol işte burada sol kolunu açmış olması bunu sportmen dışı faul haline getirdi. Vasiliuskas, Kendrick Ray. İlkan Karaman devrildi içeri. Pas isabetli değil. Alex Perez, sonrasında gelen faul. Alex Perez'e. Ege Arar faulü yaptı. Alex Perez orada bir sportmenlik dışı da bekledi zannedersem. Evet. Tekrarını izlememiz lazım. Evet. Net. Sportmenlik dışı faul. Sinan Güler. Ryan Luther devrildi içeri. Sinan Güler Ryan Luther'ı düşündü. Ryan Luther foul geldi. Sportmenlik dışı kararı çıktı.
Sinan Güler'den müthiş bir pas. Gerçekten çok ince pas. Savunma oyuncusunun topu görmemesinden faydalanarak. Üç tane penetre üstü, ucu ribaundla gelen kritik bir sayı. Artık maçın da son bölümüne yaklaşırken bakalım hangi taraf daha az hata yapacak. Mert Çelep sportmenlik dışı faul yapıyor. Hata demişken açık alandaki hızlı hücumu faulle kesti Mert Çelep sportmenlik dışı. Çok kritik bir anda. İşte bu pozisyon az önce Klobuchar'ın potaya gittiği an. Jamal Jones girmeyen topu çeldi. Burada da Klobuchar kovalarken Eric Green'i sportmenlik dışı faulü Mert Çelep yaptı. Evet, Klobuchar'ın Sadık. Blackman top bir anda elinden kaçtı. Topu kaybetti. Açık alanda da sportmenlik dışı faul çalındı Sadık Kabaca'ya. Üst üste iki faul. Bir tanesi sportmenlik dışı. Maç Sadık için çok da iyi başlamadı. İşte bu pozisyon. Biraz Blackman'ın hatasını içgüdüsel telafi etmeye çalışırken sportmenlik dışı faule yakalandı. Karar doğru. ...11'de 8 oldular. Elgin Cook bir üçlükte ondan. Başarılı değil Emir Gökalp. Topu çaldı Tio Holloway. Açık alanı değerlendirdi ardından. Atkins faul yapıyor. Normal faul kararı var. Pozisyon bu.